Ne tür seviyorum. yiyecekleri seviyorsunuz ve sonunda kendinizi neler yerken buluyorsunuz? Ne yiyeceğinize karar verirken beslenme değerlerini ya da biyolojik etkenleri düşünüyor musunuz? Peki avcı toplayıcılar ne yiyeceklerini nasıl seçiyorlardı? Aslında bugün ne yiyeceğimizle ilgili verdiğimiz kararların çoğu insanlığın tarihi öncesine kadar uzanıyor. Günümüzde toplayıcı toplumlarla ilgili yapılan çalışmalar, avcı toplayıcı toplulukların ne yiyeceklerine karar verirken bazı temel ekonomik ilkeleri baz aldıklarını açıkça gösteriyor. İş yiyecek toplamaya geldiğinde, insanlar kazançlarını en yükseğe çıkarmak, masraflarını da en aza indirmek isterler. Kalori açısından zengin yiyecekler büyük paketler halinde gelir, hazırlaması kolaydır ve her zaman en çok tercih edilenler arasındadır. Bu durum avcı toplayıcılar için pek çok farklı çevrede, o bölgede bulunan en büyük av hayvanının peşinden koşmaları anlamına geliyor. Bitkisel besinleri de son derece dikkatle seçip, tercihen yumru kökleri ve büyük meyveli bitkileri seçecekler. Eğer bir hayvanın izini bulmak, takip etmek ve onu mızrakla vurmak gibi bir zahmete girecekseniz, onun bir fare yerine mamut olmasını tercih edersiniz, değil mi? Bitki ekmeğe gelince de yine hazırlaması ve tüketmesi kolay bir şeyi, çok fazla işlem gerektiren masraflı malzemelere tercih etmeniz daha iyi olur. Bunun bizim günümüzde yaptığımız yiyecek seçimlerinden çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. Yorgun ve aç olduğumuzda genellikle yemek yapmaktansa fast food tarzı hızlı alıp yiyebileceğimiz yemekleri tercih ederiz. Ya da markete uğrayarak çok fazla hazırlık gerektirmeyen, kalori açısından da zengin olan yiyeceklerden alırız. Ancak avcı toplayıcılar belli kaynakları devamlı olarak tedarik etmek için hiçbir şeyden kaçınmazlardı. Bunlar yağ ve şeker oranı yüksek olan besinlerdir. Çoğu ortamda yağlı besinler az miktarda bulunur. Kemik iliği, yağ açısından zengin fındık fıstıklar ve tohumlar her zaman en çok tercih edilen besinler. Bu yiyeceklerin yenebilmesi için daha fazla işlemden geçmesi gerekiyor. Ancak avcı toplayıcılar bu yağ açısından zengin besinlere ulaşmak için kemiği kırıp içinden iliği almak, tohumların ve yemişlerin kabuklarını soymak ya da bunları ayıklamak gibi ekstra işleri yapmaktan kaçınmıyorlardı. Çünkü bunlar son derece lezzetliydi. Aynı durum bal gibi şekerli besinler için de geçerliydi. Avcı toplayıcılar arılarla karşılaştıklarında onlardan bal alabileceklerini biliyorlardı. Ve genellikle o anda yaptıkları ne varsa bırakıp o tatlı besin kaynağının peşinden gidiyorlardı. Aslında günümüzde beslenme sağlığı ile ilgili karşılaşılan problemlerimizin çoğu avcı toplayıcı atalarımızın binlerce yıl önce yaptıkları seçimlere dayanıyor. Sadece şu an modern hayatta yiyeceklere ulaşmanın kolaylaşmasıyla daha da abartılmış boyuttalar. Konu yağlı ve şekerli yiyeceklere geldiğinde ekonomik kararlar hemen unutuluveriyor. Paleolitik çağdan bir avcı toplayıcı grubu günümüzde bir süpermarkete gitse sanıyorum ki bu insanlar ilk önce sucuklara ve şekerlere doğru yönelirlerdi. Yeşil sebzeler raflarda çürümeye bırakılırdı. Zaman içinde bu avcı toplayıcıların yiyecek seçimleri insan nüfusunda artışa ve yeni yerlere göçe sebep oldu. Avcı toplayıcılar yeni topraklara gittiklerinde genellikle ilk olarak en çok tercih edilen av hayvanlarının peşinden gitmeyi seçerlerdi. Bu yüzden insanlar yeni yerlere yerleştikten sonra bazı türlerin soyunun tükendiğini görüyoruz. Kuzey Amerika'daki mamutlar veya Yeni Zelanda'daki moa kuşları gibi en fazla tercih edilen besin kaynaklarının genellikle ilk soyu tükenen türler olma sebebi de bu. Arz ve talep arasındaki dengesizlik daha belirginleştikçe avcı toplayıcıların beslenmelerine daha önce küçümsedikleri küçük yemişler, tohumlar ve küçük av hayvanları gibi çeşitli besin kaynaklarını eklediklerini görüyoruz. Aynı eğilim bugün de devam ediyor. Et ve yüksek kalorili tahılları olan talep, yeni ekim alanlarının oluşmasına ve diğer büyük hayvanların yaşam alanlarının yok olmasına neden oluyor. Yiyecek seçimleriniz hakkında bir daha düşünün. Seçimleriniz, avcı toplayıcı atalarınızın seçimlerine ne kadar benziyor ya da onlardan ne kadar farklı? Siz yemek seçerken hangi etkenleri göz önünde bulunduruyorsunuz?